Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Eylül 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Eylül ayının konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. 23'üne kadar Güneş Başak burcunda olacak. Merkür de aynı noktada Başak'ta gerilemesini sürdürecek 15 Eylül'e kadar. Yine bu alanda bir Başak yeni ayımız doğacak. Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Venüs retrosu sona eriyor. Jüpiter retro harekete başlayacak ve Mars ay boyunca terazi burcunda olacak. Şimdi detaylara bakalım. Sevgili balıklar, Eylül ayına 31 Ağustos'ta burcunuzda meydana gelen o dolunayın tesiriyle başlıyorsunuz aslında ki Eylül'ün ilk haftasında bu dolunay tesirleri de devam edebilir. Merkür karşıt burcunuzda geriliyor. Güneş Başak burcunda biraz ilişkilerle ilgili önemli gündemleriniz var. Burada belki beklenmedik durumlar ortaya çıkmış olabilir. Bir teklif aldınız, onu değerlendiriyorsunuz. Merkür gerilerken özellikle ilişkiler, işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler alanında çok da acele etmemekte fayda var. Ama içinde bulunduğumuz durumları, pozisyonlarımızı, şartlarımızı, ilişki dinamiklerimizi gözden geçirebiliriz. Detaylarla ilgilenebiliriz. 15 Eylül'de Merkür artık retrosunu bitirecek. İleri harekete dönecek ve güçlenecek. Ve tam da bugün 15 Eylül'de 21 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. İşte bu yeni ay ilişkilerle ilgili karar vermeniz, adım atmanız, harekete geçmeniz için daha doğru olanaklar sunabiliyor size. Tabii ki evlilik, anlaşmalar, sözleşmeler, ortaklıklar, işbirlikleri alanında önemli kapılar da açılabilir size. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu yeni ay önemli bir yeni ay. Sizi de önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu yeni ay ilişkilerinizle ilgili önemli bazı yenilikler getirebilir hayatınıza. Bazı başlangıçlar yapabilirsiniz. Ve Venüs retrosu artık 4 Eylül itibariyle tamamlanacak. Venüs 5 Eylül'den sonra ileri harekette. Ay boyunca da Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Geçtiğimiz 1,5 ay boyunca işte ilişkilerde, biraz hani belki beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilerde Venüs retrosu hoşnutsuzluklar, gerginlikler yaratmış olabilir. Özellikle desteğe ve yardıma ihtiyacınız olan alanlarda sıkışıklıklar, ertelemelerle karşılaşmış olabilirsiniz. Genel sağlığınız, işte yaşam konforunuz, hayattan aldığınız keyif, eğlence gibi konularda Venüs retroları biraz sıkıntılı olabiliyor. Ama artık Venüs güçlendi, güçlenecek. Ay sonuna doğru daha da hız kazanacak. Bu süreç içerisinde çalışma koşullarınız, yaşam alanlarınız iyileşebilir, konforunuz artabilir, sağlıkta ilerlemeler, belki kişisel bakım, işte güzellik, estetik gibi alanlarda daha bir iyi sonuçlar bu dönemde gündemde olabilir. Ve yine 4 Eylül'de gezegeniniz Jüpiter Boğa burcunda retro harekete başlayacak. Mayıs ayından bu yana biliyorsunuz Jüpiter Boğa burcundaydı. Sizin için de aslında güçlü olduğu bir pozisyonda, 3. evinizde, 15 derece Boğa'ya kadar geldi. 15 derece boğadan itibaren retrosunu başlatacak. Yıl sonuna kadar, 31 Aralık'a kadar 5 derece boğaya kadar retro olacak. Bu dönemde belki işte yeni bir şeyleri öğrenme, bir eğitime başlama, ticari oluşumlar alanında daha fazla imkan verdi size. Geziler, seyahatlerde de bir artış olmuş olabilir. İşte kardeşlerle ilgili konularda hayatınızda gelişmeler olabilir. Jüpiter'in size sunduğu maddi ya da manevi kısmetleri, gelişim imkanlarını bu dönemde böyle bir içselleştirme, değerlendirme, sağlamlaştırma imkanı da bulabilirsiniz. Jüpiter'in olumlu açıları var bu ay. Bu nedenle bu ay gökyüzü Ağustos ayıyla kıyasladığımızda daha keyifli. Çünkü olumlu açılar daha fazla. 4 Eylül'de Jüpiter'in Merkür'le üçgen açısı var. Merkür retro olmakla birlikte güzel bir açı. Aynı açı 25 Eylül'de de tekrarlanacak. Bu sefer Merkür düzelmiş olacak. Yani işbirlikleri, tekliflerine açık olun. Güzel bazı eşinizden, partnerinizden jestlerle de karşılaşabilirsiniz. Seyahatlere çıkma imkanınız var. Ticari aktivitelerde hareketlilik, güzel bir şeyleri, yeni bir şeyleri öğrenme, eğitime başlama gibi konular var. Hatta 4 Eylül ve civarında gelen bir imkanı belki 25 Eylül'de tekrar bir şans şeklinde karşılaşabilir. Değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz. 8 Eylül yine Güneş-Jüpiter üçgeninin aktifleştiği yılın en şanslı, kısmetli günlerinden birisi.
olumlu bir açıdır. Güneş Jüpiter üçgeni bu ay, bunlar biraz daha hayata iyimser bakmamızı sağlayacak, daha keyifli olmamızı sağlayacak, maddi manevi yardımları, destekleri de daha rahat alabilmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum sevgili balıklar. Ve ayın 23'ünden itibaren Güneş artık Terazi burcuna geçecek. Mars ay boyunca Terazi burcunda. Bu da ayın 23'ünden itibaren daha fazla enerjinizi para, finans konuları, borç alacak konuları gibi alanlara yönlendirebileceğinizi gösteriyor. Para anlamında da ayın son haftası özellikle daha bir önemli. 29 Eylül'de tam da bu alanda para evinizde 5 derece Koç burcunda meydana gelecek olan Dolunay tüm bu para ve mali durumunuzla ilgili gündemleri daha fazla ortaya çıkarabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız, çünkü bu öncü Dolunay öncü burçlarda gezegenleriniz özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak 5 derece ve yakınlarında haritanızda bulunuyorsa, o zaman bu dolunayın sizin için etkileri daha fazla olacaktır, önemli olacaktır. Dolunay tesirleri ayın son günlerinde ve Ekim'in ilk haftası içerisinde de gündemimizi meşgul edebilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Balık burcu, burçlar kuşağının 12. ve son burcudur. Yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün'dür. Su elementinin değişken nitelikli bir burcudur. Balık burçları son derece duygusal, duyarlı, romantik, sezgisel olurlar. Bu onların en önemli özellikleridir. Büyük bir inanma ve inandırma nitelikleri olabilir. Genellikle dürüst, vicdanlı, sadık ve uysal kişilerdir. Onlar girdikleri her çevreye kolayca uyum sağlayabilirler. Yönetici gezegenleri Neptün nedeniyle hayal dünyasında yaşayabilirler. Yaşama biraz romantik ve aşırı duygusal bakabilirler. Gerçekçi olmayabilirler. Balıklar diğer burçlar arasında dış etkenlerden en çok etkilenen, aslında etki alan kişilerdir. Onların kendisini güven içinde hissetmesi gerekir. Sürekli korunmaya ihtiyaçları olabilir. Duygusal iniş çıkışlarının çok fazla olması ve kolay etki altında kalmaları nedeniyle de melankolik bir burçtur. Bazen duygusal çıkmazlara girebilirler ve çeşitli bağımlılıklar geliştirebilirler. Dolayısıyla alkol ve uyuşturucu gibi kavramlara karşı dayanıklılıkları azdır. Rahatlıkla bağımlılıklar oluşabilir. Sanatsal yetenekleri güçlüdür. Özellikle büyük sanatçılar müzik, resim, dans gibi, sahne sanatları gibi sinema ve film sektöründe güçlü sanatçılarda balık burcundan rahatlıkla çıkabilir. Çok romantiktirler ve ilişkilerinde duygulara mantıktan daha fazla önem vereceklerdir.